Değerli basın mensupları, Zonguldak Karadeniz Ereğli Limanı'ndayız. Dün rüzgar hızı zaman zaman 70 natın bile üzerine çıktığı, dalga boyununda 8-9 metreyi bulduğu bir ortamda Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçemizdeki bu olumsuz hava deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafka Metler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek Mendire'ye çarpmak suretiyle maalesef batmıştır. Gemide bulunan 13 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyuyla paylaştığımız gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisi halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebattan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Yine Kamerun bayraklı Sormovski 45 adlı kargo gemisinin halatının kopmasıyla sürüklendiği liman römörkörü tarafından 12 mürettebatıyla 7'ye alınarak kurtarılmıştır. Biz değerli arkadaşlar, Kafka Metler mürettebatından bir cansız bedene ulaşıldığını, teşhis edildiğini söylemiştik ve 11 kayıp mürettebatla ilgili deniz kuvvetlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, Jandarma, Emniyet, itfaiye ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine bu sabah erken saatlerde başlamıştır. Ama dün geminin battığı saatten itibaren karadan tarama ve gözetleme dünden itibaren kesintisiz devam etmiştir. Nitekim bu karadan tarama ve gözetleme ile kayıp bir mürettebatımızı bulduk, teşhis ettik. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, 1 helikopter, devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın bize müsaade ettiği ölçekte bu arama kurtarmalarımız devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak. Helikopterlerimiz sabah saat 8:55'ten, uçaklarımız da az önce bahsetmiştim, 2 uçağımız ondan itibaren de keşif ve gözetleme çalışmalarına devam etmektedir. Aslında sabahın ilk saatlerinde rüzgar hızı daha düşüktü. Buraya gelirken yine askeri mendereğimizin oradaydık. 15 natın üzerinde 20 nata kadar hamle rüzgar hızı maalesef bu noktada ve şu anda dalga boyları da 3 ile 4 metre yüksekliğinde. Ama buna rağmen arkadaşlarımız büyük bir gayretle arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Değerli basın mensupları, Zonguldak Karadeniz Ereğli'mizde maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman'da sabah saatlerinde 3 vatandaşımız, bir kayıp vardı. O vatandaşımıza da ulaşıldı. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan az önce bahsetmiştim, bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Başta kıymetli yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Sadece Kafka Metler gemimiz mürettebatından 11 kayıp var. Onun haricinde diğer vilayetlerimizden herhangi bir kayıp şu an için AFAD'ın bize bildirdiği, şükürler olsun, yok. Bunun haricinde şunu söylemek istiyorum. 2009-16 bu turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2009 ihbar yapıldı.
bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7052. Bunun 323'ü AFAD personelimiz olmak üzere tüm ilde valilerimizin koordinasyonunda gerçekten çok büyük özveriyle gayretler gösterildi ve bugün sabah 11'de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden almış olduğumuz briefingden sonra sadece iki vilayetimizde, Rize ve Artvin'de turuncu uyarı var. Onun haricinde turuncu uyarı yok. Az sayıda sarı uyarı var. Zonguldak maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira valiliğimizin emrine, il özel idaremize kaynak gönderdik. Burada Milli Eğitim Bakanımızla, Sayın Yusuf Teken Bakanımızla görüştük, Enerji Bakanımızla görüştük, Ulaştırma Bakanımızla, herkese Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük. Bütün kamerdeki arkadaşlarımızın kendi görev alanlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ki an be an buraya gelirken de Sayın Cumhurbaşkanımıza an itibariyle gelinen noktayı bilgilerini arz ettik, talimatlarını aldık. Okullarımızın çatılarıyla ilgili onarım çalışmalarına süratle valimiz arkadaşlarıyla beraber çalışıyor ve bu arada 43 iş yeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi de bizde var. Bunlarla da ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz zarar tespitlerini yapmaya başladı. Hakeza su baskınlarından etkilenen, olumsuz etkilenen evler, iş yerleriyle ilgili zarar tespitleriyle ilgili valimiz talimatıyla defterdarlık, yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili, yani hayvan mevcudumuzla da ilgili gelen ihbarlarla da ilgili İl Tarım Müdürlüğümüz zarar tespitlerimizi yapıyor. Öyle tahmin ediyoruz ki yarın akşama kadar biz bu zarar tespitlerimizi bitirir. Kesin yani ön tespitlerden sonra kesin hale getiririz ve en geç cumartesi günü bu ödemeleri, yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Ben Allah tekrarından korusun diyorum. Tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Başından bu yana büyük bir gayretle, sabırla, özveriyle çalışan buradaki 11 gemimizin kayıp mürettebatı ile ilgili çalışmalarda gayret gösteren arkadaşlarımıza minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Bu olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Aynı şekilde Karadeniz ereğimizin bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah tekrarından korusun diyoruz. Her iki saate bir de bu arama tarama faaliyetleriyle ilgili kamuoyuna sizler aracıyla valimiz, AFAD başkanımız hep sizlere bilgi veriyor olacağız. Biz de sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bakalım, geminin battığı noktadan ne kadar bir uzaklıkta bulunduğu hayatını kaybeden mürettebatın cansız bedeni. Bakın hemen şu görünüyor. Buradan 600 metre ileride askeri mendireğimiz var değerli arkadaşlarımız. Askeri mendireğin hemen dış tarafında bu gemi Kafkametler dün saat bana verilen 10 sabah saat 10-14 gibi maalesef çapası tutunamıyor. Muhtemelen tabii bunun savcılık bilirkişiler bununla ilgili kesin raporu verinceye kadar net konuşmamız doğru olmaz. Bu tahmini bir bilgi. Çapanın tutunamaması ve dolayısıyla geminin kontrolü kaybetmesinden sonra bu askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Bu görüntü var bizde. Dolayısıyla oradan başlamak üzere bütün oraya yakın civardaki karadan dün o battığı saatten itibaren kara gözetlemesini yapıyorlar. Zaten o gözetlemeler sayesinde az önce de söyledim. Bir mürettebatımızı aşçı olduğunu yakınlarının söylediği bir mürettebatı maalesef cansız bedenine ulaştık. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Peki efendim, geminin şu an nerede olabileceğine ilişki bir hemen, tahmin, bir tahmin. Yani gemi hemen o mendireğin çarptığı yerin önündeki sularda olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlar hepsi hava koşulları normalleştiği zaman tespit ederiz, çıkarırız.
Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Tabii dün özellikle ülkemizde birçok kesimde yağış ve fırtına uyarılarını meteorolojimiz yapmıştı. O uyarılarla beraber de gerekli bütün ulaşım noktalarında kara, demir yolu, hava yolu ve deniz yolunda ilgili taraflar uyarıldı. Gerekli önlemler alınmaya çalışıldı. Ancak Karadeniz'de iki tane gemide sıkıntı oldu. Yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına sonucu gemilerden bir tanesi limana yanaşırken, Türk bayraklı bir gemimiz limana yanaşırken mendireye çarparak ve defaatle çarparak o dalgaların etkisiyle beraber maalesef dün battı. Saat sabah 10 civarlarında uydu sistemlerinden acil çağrı verdi. Arkadaşlarımız olaya deniz kuvvetleri, sahil güvenlik, kıyı emniyeti genel müdürlüğümüz, denizcilik genel müdürlüğümüz takip etti ama o şartlarda oraya müdahale imkanı maalesef yoktu. Ve geminin en son battığını tespit ettik görüntüleriyle beraber. 12 tane personel bu sabah itibarıyla aşçı olduğunu arkadaşların tespit ettiği bir arkadaşımızın bedenine ulaşıldı. Diğerleriyle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Bir başka gemide yine yabancı bayraklı bir gemi. O sahile gelip birkaç defa çarptıktan sonra bölündü. Ancak içerisindeki mürettebat bizim AFAD'ın, itfaiyenin, kıyı emniyetinin ve o bölgedeki kurtarma ekiplerinin müdahaleleriyle onlar sağ salim çıkarıldı. Orada çok şükür bir can kaybımız yok. An itibarıyla da oradaki arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.